Aferin Veysel. Bak ben taze nane al demeyi unutmuştum. Görünce aklıma geldi. Galip Bey salata da sever dedim, alıverdim. Al. Ben pirince eklerim. Tamam. Songül. Efendim Hanzade Hanım. Kuzu iyi görünüyor değil mi? İnşallah hı-hı beğendin. Tam kapamalı Hanzade Hanım. Merak etmeyin. Ben şimdi bunu mu güzel yaparım? Parmaklarını yer Galip Bey. Hadi bakalım göreyim seni. Hanzade. Hayırdır? Ne oluyor kızım? Oraya koy. Akşam yemeğine ağır misafirimiz var anne. Kimmiş ağır misafir? Galip. Ya. Ne oldu anne? Gel. 5 dakika bahçeye çıkalım. Kızım nereden çıktı bu yemek meselesi? Kendisi istedi anne. Böyle birdenbire ne yemeğiymiş bu? Bugün fabrikaya uğradım. Özledim, bu akşam eve geleceğim dedi. Allah Allah. Anne bir art niyeti olduğunu sanmıyorum. Nihayetinde kendi evi burası. Ama kızım o evden içeri benim cenazem girer demişti. Boşanmaktan vazgeçti. Otelde kalmaktan da vazgeçiyor bence. Böyle. Yani birdenbire mi? Yok. Bir gelir, iki gelir. Sonra bir bakarsın. Yok yok. Bu işte bir iş var. Hazade Hanım. Songül pilav şehriyeli mi olacak diye soruyor. Aa söylemeyi unuttum bak. İç pilav olacak makbule. Dur geldim ben. Anne müsaadenle. Bu hiç hayra alamet değil ama. Dur bakalım. Acaba başka bir peçete mi koysaydık? Bunlar güzel Hazade Hanım. Müsaade et bakayım Akbule. Pilav ne oldu Songül? Gelin tadına bir bakın isterseniz. Makbule kızım. Ziyafet mi var bu akşam evde? Galip Bey kuzu pişiyor da. Galip mi geliyor? Canı ev yemeği çekmiş. E ne güzel işte. Biz de nasipleniyoruz. Esma Hanım. Bana bak. Bu yemek eve dönüş provası olmasın? Ben bilmem. İnşallah öyledir. Merhaba Sadıç, nasılsın? İyiyim. Dün geceden sonra nasılsın diye meraktayım Galip. Gelsene, bir yüzünü göreyim, biraz konuşalım. Sağ ol, iyiyim. Ama evden bekliyorlar bu akşam. Evden bekliyorlar? Yemeğe gidiyorum. Sen eve gidiyorsan bunda bir iş var demektir. Bu gece dananın kuyruğu kopacak. Ya, emin misin Galip? İyi düşündün mü? Kararlıyım Sadıç. Bu iş bu gece bitecek. Bir daha düşün sen Selebi. Dönüşü olmayabilir. Yeterince düşündüm. Artık zamanıdır. Ne bu ya anne? Niye beni buraya getirdiniz alelacele? Sana da hayırlı geceler oğlum. Aileni görmeye geliyorsun. Ve niye geldin mi diyorsun? Pes doğrusu. Anlaşıldı, anlaşıldı. Herkes sol tarafından kalkmış bugün. Abin mi çağırdı seni? Çağırmadı. Emretti. Kazara gelmesem kıyameti koparacakmış gibiydi. E boynumuz kıldan ince tabii. Fena mı? Ne zamandır beraber oturmamıştık masanın başına. Her şeyin aslını sen bilirsin sultanım. Ne yemeği bakayım bu? Yoksa yengemle barıştılar mı? Bilmiyorum akıl. Sorma bana bir şey. Hanzade Hanım uzun zamandır böyle mutlu görmemiştim vallahi. Galiba barışıyorlar ha? Ne dersin? İnşallah Veysel. İnsanın yuvasından önemli ne var? Barışsınlar tabii. Peki o zaman Esma Nur Hanım'ın yüzünden düşen niye bin parça? Aa, doğru ya. Mutfağa bile adımını atmadı. Nesi var dersin? Hoş geldiniz Galip Bey. Hoş bulduk. Güzel bir gece değil mi? Onu birazdan anlayacağız Beyze. Galip hoş geldin. Hoş bulduk. Baba! Hergele! Başka zaman koş desem, astımım var der, koşmazsın.
Hoş geldiniz Galip Bey. Sağ olun. Baba ne haber? İyidir oğlum. Evine hoş geldin. Gel bir de ben sarılayım sana. Ya bunlar adamı ortadan ikiye çatlatır ha. Önce bir baba oğul, sonra başka bir baba oğul. Birine yetişsem ötekine yaya kalıyorum. Hani annem yok mu? Odasına çıktı yatmaya, başı çok ağrıyormuş. Yemeğe inmeyecek mi yani? Yemeğini tepsiyle odasına istedi ama. Olur mu canım öyle şey? Hiç kambersiz düğün olur mu değil mi baba? Hiç yani. Aşağıda herkes seni bekliyor. Gelmiyor musun anne? Benim başım ağrıyor. Yiyin siz. Yemekten sonra ağrı kesici alırsın hadi. Gelmeyeceğim dedim ya Galip. Hem dün geceden sonra birdenbire ne yemeğiymiş bu? Evin yemeğini özledim anne. Anne bak. Eğer dün gece hakkındaki fikrimi soracak olursan düşündüm. Hem de uzun uzun düşündüm. Ve senin neyi neden yaptığını biraz olsun anlamaya başladım. Bunu bilmeni isterim. Şimdi son kez söylüyorum. Hadi birlikte yemeğe inelim. İyi geceler dede. Sana da Ömer. İyi geceler baba. Sana i̇yi geceler canım. Hadi hemen yatağa. Gidiyorum anne. Amca, babaanne iyi geceler. İyi canım geceler. Sana da. Baba biz içinden kelebeğin ölü çıktığı kozaya ne deriz? Yanık koza diyen de var, kanlı koza diyen de. Niye sordun ki oğlum? Bizim aileyi içi yanık bir kozaya benzetiyorum da. Ne kelebeği makbul, ne de ipeği.